şimdi mesela Gezi olaylarını yaşadı Türkiye. Çok ciddi anlamda yankılar buldu. Dünyada da çeşitli haberlere konu oldu Türkiye. Bu Gezi olayları ile ilgili olarak ardından gelişen süreçlere baktığımızda sizce AK Parti iktidarı, iktidar kadroları ve teşkilatlar bu Gezi olaylarını iyi analiz edebildi mi, iyi yorumlayabildi mi? Ve buradan çıkan sonuçları da siyasette değerlendirebildiler mi? Şimdi Gezi olayları bir organizasyondur. Değil mi? Şeyden. Bunun ilk 3 günü içerisinde bu organizasyon görülemeyebilir. Tam görülemeyebilir ama 4. gün, 5. gün, 6. gün işe talancılık, işe yağmacılık, işe farklı bir şeyler girip de böyle olduğu halde dışarıdaki basın yayın kuruluşları, içerideki basın yayın kuruluşları bunu masum bir hareket olarak gösterirlerse oturup düşünmemiz lazım. Bak, net olarak söylüyorum. Neden? Burada şunu söyleyebilirim bak, bakın söyleyebilirim Türkiye'nin önemli olduğuna dair. Yıl 1989, Kasım Aralık ayları falan. Ben ticaret odasında böyle Türkiye'de bulunan misyon şefleriyle falan çok ilişkilerimiz vardı. İtalyan, İspanyol, Yunan, Amerikan, İngiliz, Alman bunlar gelirler bizi ziyaret ederlerdi. Gerekirse biz de giderdik. Amerikan Başkonsolosu geldi benim yanıma. Önceden randevu aldı. Geldi. Belki bunu hiç konuşmadık galiba. Dedi ki oturduk. Benden önce iki siyasi partiye gitmiş. Demişler ki onlar Aydın'ın Denizli ile İzmir arasında kasaba hüviyetinde kalmış bir şehir olduğunu söylemişler. Değil mi? Şehir olduğunu. Siz bu görüşe katılıyor musunuz dedi. Ben de dedim ki sen sadece parlamento grubu bulunanlara mı gidiyorsun? Mr. Klamp adı. Yok dedi, ben dedi İzmir'de MHP'ye kadar gidiyorum dedi. Misyon şefi böyle çalışıyor ve böyle çalışır. Ben bu görüşe katılmıyorum dedim. Dedim Aydın'ın anlatı var dedim bana. Tarımını, hayvancılığını, sanayisini, yeraltı kaynaklarını, madenlerini, jeotermalini, turizmini, ticaretini, organ sanayi bölgelerini anlatı vardı. Buna güzelce. Aydın bugün de dahil belki global olarak Denizli'nin bir miktar önündedir. Olabilir. O zaman önündeydi zaten. Çünkü Aydın'a hep terfiyan gelirler. Valiler, hakimler, şunlar bunlar Denizli'den göre yapsa bile. Böyle devam ede ede bitirdik. 3 saatten fazla. En son kalktı gidecek. Ben size bir soru soracağım dedim. Gideceğiz ama yemek ikram edeyim dedim. Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetimiyle dünya olaylarında tarafsız ve adil bir politika üretip uygulayacak mı? Mesela Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Ege ve Kıbrıs sorunları var. Kanayan yara Orta Doğu, Orta Uzak Doğu, Uzak Doğu, Güney Afrika, Güney Amerika. Buralarda problemler var. Bunun için uygulanabilir, adil politikalarımız olacak mı? Adam bana iki cümle söyledi doğrudan doğruya. Tamam mı? Dedi ki, biliyorsunuz biz dedi son olarak Orta Doğu'da İsrail'i şiddetli bir şekilde kınadık ama bizim İsrail'le özel ilişkilerimiz var dedi. Bitirdik. Belki onun yerinde kendimi koysam bundan biraz daha sert söyleyebilirim belki yani. Çünkü dünya politikasına baktığınız zaman Ar-Ge'sinden ekonomisine, borsasına vesairesi varınca hakimiyet nerede? Ya. Yahudi kuruluşlarda. Nerede muhkimler? Amerika'da. Karlar nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Ha. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bu bir. Ben bunun üzerine bitirdi. Bakın dedim. Amerika Birleşik Devletleri süper bir güç. Hiç itiraz etmiyorum ben buna. Ama biz bu işi 500 yıl yaptık dedim ben. Yani Amerika sanayide, teknolojide, üretimde, tüketimde, araştırmada, geliştirmede, silah sektöründe, askerde güçlü, süper bir güç. Ama biz bu işi 500 yıl yaptık dedim. 17. yüzyıla kadar dünyanın süper gücüydük. 19. yüzyıla kadar dünyanın ve bölgenin danışılan bir ülkesiydik. 19. yüzyıldan sonra başımıza türlü olaylar geldi. Biz şimdi bunları alt ediyoruz dedim. Önümüzdeki yüzyılda tekrar dünyanın ve bölgenin danışılan bir ülkesi olacağız. Çevremizdeki ülkelerden isteklerimiz, arzularımız olacak. Bu istek ve arzularımız demokratik bir anlayışta ve hukuk çerçevesini isteyeceğiz dedim ben. Konuşma böyle bitti. Şimdi Türkiye, ben bunu Abdullah Birer Dışişleri Bakanı'na anlattım. Dedim ki Türkiye bugün Özal'la birlikte, hatta Menderes'le birlikte bu ve benzeri politikaları uygulamaya çalışan bir ülke. İyi mi? Şimdi bu bazılarını rahatsız ediyor. Rahatsız olduğu zaman o ülkede iyi mi gezi olayları olur.
O ülkede 17 Şubat olur, 17-25 olur. Hatta o coğrafyada Mısır'da ihtilal yapılır. Hı hı. İyi mi? Çünkü Türkiye ile Mısır beraber hareket ettiği zaman bu bölgede daha iyi bir demokrasi, daha iyi bir kalkınma, daha iyi bir işbirliği gelecekti. Görüldü bu. İyi mi? Bak bunlar hep birbirini peş sıra tarihsel olarak koyduğun zaman birbirini takip eden olaylar. Ama AK Parti bunu mutlaka ki analiz, iyi analiz edip etmediğini yani kendi varlığını nakas edenleri dikkate alıp iyi analiz edip etmediğini bu seçimlerde gördük ki baraj üzerine oynanan bir oyunu görememiş.